Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Kritik bir gün. Bazı veriler açısından endişe verici gelişmeler var. Bunların başında da tahvil faizlerindeki artış geliyor. O nedenle biraz piyasa bizi sandığımızın aksine kandırabilir. Hemen hepsine geçelim. Amerika'nın 10 yıllık ve 20 yıllık tahvillerinden bahsediyorum. Bunlar çok önemli. Çünkü Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri biraz piyasanın öncüsü gibidir. Ve bu öncülük konusunda da çok önemli hareketlilikler gösterirler. Eğer piyasa yavaşlayacaksa Amerika'nın 10 yıllık ve 20 yıllık tahvilleri düşer. Eğer piyasada bir canlanma olacaksa, bir düzelme olacaksa da aynı şekilde artar. Biliyoruz ki enflasyon verisinin 8 beklenirken 7,7 gelmesinden sonra, üretici enflasyon da pozitif gelmesinden sonra dolar endeksi ve Amerika'nın 10 yıllık tahvilleriyle 20 yıllıkları aşağı doğru indiler. Ancak ve bu arada da Fed'in başkanlarından da konuşmalar var. Fed'in başkanları tabii ki biliyoruz %92-98 lafla yönlendirecekler, %2 aksiyon alacaklar ama birazcık daha böyle tedirgin duruyorlar ve dün akşamdan beridir de Amerika'nın 20 yıllık tahvilleri hızla, yani hızla demeyeyim ama artıyor. Bu da acaba Amerika'nın bu beklenilen enflasyon verisi, yani işte enflasyon iyi gidiyor, her şey düşüyor teranesi acaba yalan mı veya yanlış mı diye soruları da beraberinde getiriyor. Dün açıklanan Ekim ayı ABD perakende satışlar verisi 2023 resesyon risklerinde hafif bir resesyon olayını, resesyon olmasını açığa çıkarttı. Hani daha yumuşak bir resesyonla bu kötü süreç atlanacakmış gibi. Ama o zaman diyorsun ki neden acaba S&P 500'e çıkışlar var veya tahvil faizlerinde artış var diye. Şimdi belli Fed başkanlarının ya verdiği mesajlardan dolayı bunlar gerçekleşiyor denilse bile Fed'in faiz artışlarına devam edecek kısmına odaklanarak 3 Kasım'dan en düşük seviyesinden %8 artmış bir S&P 500'e karşı karşıyayız bu kenara. 0,8'lik bir kar satışı oldu. Tamam. Ama Fed hemen faiz artışını tamamlamayacak biliyoruz. Neden tamamlamayacak? Burada bunların verdikleri evet 50 bas puanlık artış daha mantıklı diyor ama çok da uzun yolumuz var diyor. O zaman neden? Bunlar birbirleriyle çelişen şeyler. Madem çok daha uzun yolumuz var, o zaman niye sen faiz artırımlarını aşağı çekeceksin gibi. %5 civarında bir hareketlilik var ve bunun neden olduğu da hemen ABD tahvillerindeki 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki makasta. Şimdi uyuşmayan şeyler var. Biraz önce de söylediğim gibi eğer ki madem işler çok iyi gidiyorsa neden tahvil faizleri artıyor? Son 40 yılın 3 ayla 10 yıllık tahvil faizlerindeki arasındaki makas negatifte. İlki 69 bas puan negatifle son 40 yılın düşüğünde, ikincisi 44 bas puan negatifle 2019'dan beridir en düşükte. 3 aylıkla 10 yıllık arasındaki makas bize gelecekte resesyonların olacağını veya daha hafif bir resesyon olacağını en net şekilde gösteriyor. Ama genelde bu iki endekste, yani hem 3 aylıklar hem de 10 yıllık tahvil faizleri negatife döndüğünde siz bu kadarını bilseniz yeterli, genelde resesyonlar yaşanmış. Eğer hafif bir resesyon olmayacaksa şu anda S&P 500 geçtiğimiz resesyonlardan verilere göre %35 oranında yukarıda. Bu da demek oluyor ki hafif bir resesyonun ortalama kaybı %23 olurken ağır bir resesyonun %43'e çıkabiliyor. Yani şu anda %34'lük kârda olanın bir anda 3200 ve 3300 o uzunca bir süredir söylenilene gitmesi için ağır bir resesyon yaşaması gerekiyor. Hemen Türkçeleştirelim. Bana göre önümüzdeki dönemde, yani bu işte evet bu en sonki enflasyon verisi pozitif geldi ama Ekim enflasyon verisinin sanıldığı gibi, özür dilerim, Kasım enflasyon verisinin sanıldığı gibi iyi gelmeme ihtimalini dillendiren veriler var. Ve bunlar da genel, bu anlaşıldı ki bu iş kolay kolay bitmeyecek. Ve bana göre FTX'in ve kriptonun bu işin oyun dışında bırakılmasının en ana nedeni insanlara son derece pozitif bir havanın satıldıktan sonra tekrar kanlı bir savaşa çevriliyor olması. Ekim 2022'ye baktığımızda S&P 500 en yüksek seviyesi olan %34'ten %28 kaybetti. Eğer hafif resesyonun ortalama kaybı %23 ise, ağır bir resesyonun ortalama kaybı %43 ise, bu hangisine daha yakın diye verileri takip etmek
zorundayız. Fed üyelerinin konuşmaları arasında dediğimiz gibi evet biz bu süreci bitireceğiz ama daha çok uzun yolumuz var. Bir şekilde birbiriyle çatışıyor. Eğer ki %5'te bitecekse ki sonuçta 1.50-1.25 ya bu halloluyor olması lazım. O zaman hangi uzun yoldan bahsediyoruz? Veya bunlar faizleri belli bir seviyeye çıkarttıktan sonra acaba düşüş için biraz bekleyecekler mi? Goldman'ın öngörüsü 5.25'te biteceği, mevcut politika faiz şu an 4. Aralıkta eğer 100 bas puanlık bir faiz artışı oluyorsa o zaman tekrardan bir 125 bas puanlık artışa gerek var. 50'yi çıkarttık. Mutlaka bir yerde sağda veya solda 1.75 bas puan veya 2.50-1.25 bas puan yapmak zorundalar. Eğer bu süreç 5.25'te bitecekse de birinci çeyrek 2023'ün birinci çeyreği için bizim bu Fed başkanlarından biraz pozitif bir şey duymamız lazım. Şu anda çok ortaya karışık yapıyorlar ve bunlar ortaya karışık yaptıklarında genel olarak yüksek bir faiz artışı daha geliyor. Bana göre Kasım enflasyonunda sert bir düşüş değil, biraz böyle değişik bir süreç gelebilir. Çünkü bu işten çıkartmalar biliyorsunuz, işten çıkartma 3 ay sonra yansıyor. O nedenle Aralık'taki, Ocak'taki enflasyonda biz daha istihdam rakamlarını durduğunu göreceğiz. Diğer taraftan özellikle faizlerinin yani 10 yıllık tahvil ve 20 yıllık tahvil faizlerinin artıyor olması ve dolar endeksini de bu etkiyle yukarı çekip altının onsunu bastırılıyor olması burada kritik. Kasım ayı tüfe verirse Ekim ayına benzemezse %5 civarındaki faiz düşüncesi çöp olur. Hafif bir resesyondan ağır bir resesyona geçilir ve tüfe yapısında da Ekim ayına benzerse sürece devam dan sona geliyoruz repliklerinin yavaş yavaş açıklamalara geliyor olması lazım. Şu anda hala piyasa hafif resesyon olacağını ve Aralık ayında 50 bas puanlık indirimin arttırımın olacağını düşünüyor. Bana göre bunlar bu kadar çabuk karar değiştirmezler. 75 bas puanı yine çakarlar ki ilk çeyrekte biraz daha elleri rahat olsun. Bu da bizi nereye götürüyor? S&P 500'e 3900-3910 seviyesi korundu. 4080 hedefi devam ediyor. Euro dolar paritesinde 1.0350 desteği korunduğu sürece 1.04'e kadar deneyebilir. 1.055 ve 0.6'lı seviyeler görülürse de oradan bir kar satışı yeme ihtimali yüksek. Dolar endeksinde 105 seviyesinin altına inebilir. Özellikle tarım dışı istihdam rakamlarına doğru giderken. Altın için 1770'in altında olması 1740-1750 destek bölgesini gündeme getiriyor. Getirdi de 1805-1810 aralığına gitme ihtimali var. İngiltere'nin yeni hükümetinin bütçe görüşmeleri var. Avrupa Birliği'nden yılların zirvesi 10.6'lık enflasyon rakamı geldi. 10.7 bekleniyordu ama kripton hala dışarıda olmasından dolayı bu enflasyon konusu zaten artık piyasa şunu fiyatladı. Avrupa Amerika'dan daha kötü hareket edecek diye. Trump biliyorsunuz ki Cumhuriyetçilerin başkanı olarak 2024 açıklama yapacağını adaylığa koşacağını söyledi. Ama şöyle bir durum var. Çok iyi bir tepki almadı. Biden'ın büyük oğlu Hunter Biden'ın Twitter hesabı ortadan kaldırıldı. Twitter'da çıkartılanlar ayrı, çıkartılmayanlar ayrı baskılarla karşılaşıyorlar. Twitter'ın birazcık daha yoğun çalışması gerektiğini ve biraz işlerinin başında olmalarını gerektiğine dair Elon Musk bunu söylüyor. Elon Musk bir Vice'la Virtue Meaning diye bir şeyler vardır. Hemen bakalım. Bir virtue demek birazcık şunu gösteriyor. İnsanların genel olaraktan destekledikleri iki tane şeyin olduğunu söylüyor. Hemen Elon Musk'ın da tweetine bakacağım. Elon Musk, Vice tam ne söylediği üzerinden ben size şey yapayım. Bu dünyada iki tane farklı insanın olduğunu söylüyor. Diyor ki bir taraf diyor ki işte ben diyor virtue yani dışarıdaki insanların bana benim hakkımda iyi düşünmeleri benim için daha önemli diyen bir taraf var. Bir de vice yani ne düşünülürse düşünülsün ben hani istediğimi söyleyeceğim diye duran bir kesim olduğunu söylüyor. Ve Elon Musk diyor ki mesela bir şey için kötü olduğunu ben net bir şekilde söyleyip ondan sonra onun cezasını çekmeyi tercih ederim. Dışarıdan insanların beni doğru görsün diye belki düşünmediğim şeyi telaffuz etmektense diyor. Ve şu anda Elon Musk'ın genel olarak duruşunu
tarafından birazcık daha böyle hani acı bir reçeteyle belli şeyleri yapacağı görülüyor. Bunların hepsi el değiştiren şirketlerde var. Amazon aynı zamanda işten çıkartmalarını başladı ve FTX çöküşünün artık domino etkileri başladı. İkinci dalga geliyor diye bir YouTube videom vardı. Orada da bunların hepsini gördük. Şu anda Genesis ve Gemini'lara da yansıdı bu çöküşler. FTX'te paraları kalanlar, FTX'ten sonra borsalardan çıkmaya çalışanlar. Grayscale, Genesis ve Gemini'da daha çok kurumsal yatırımcılar var. Ve bu da tarihten bu yana gelen en büyük terk edişlerden bir tanesi. Bu da demek oluyor ki kurumsallar çıkıyor. El Salvador'un başındaki isim dedi ki biz bundan sonrasında her gün bir Bitcoin satın alırız dedi. Onun hemen Justin Sun da destek verdi. Dedi ki evet dedi biz de böyle bir şey yaparız dedi. Biz de her gün bir tane Bitcoin alacağız diye bundan sonrasında. Justin Sun kendiyle alakalı olan Tron ile Tron DAO ile alakası olan tokenları birebir karşılaştırma ve onların zararlarını ödemek için söz vermişti. FTX'in şimdi Amerika'ya doğru geliyorlar ve bir şey yapılacak, bir dava açılacak. Ve çok hızlı bir şekilde hallolacak büyük ihtimalle. Dava açıldıktan sonrasında Alameda Research'ün veya işte FTX'in üst düzeylerinden CBF'in de dahil olduğu isimlerin gelmesi bekleniyor. Binance'in, CZ'sinin de. Bir şirketin batmaya veya bir şirketin kötü bir şeye doğru yöneldiğinin görülmesi genelde uzun yıllardır orada çalışanların resign yani ayrılmasıyla görülür. Twitter'da da sonuç olarak biliyoruz ki Twitter'ın da genel gidişatında Elon Musk'ın gelmesi istenmediği için, bu kötü anlamda söylemiyorum ama Elon Musk'ın gelmesi istenmediği için Jack Dorsey ile yollar ayrılmıştı ve ne oldu? Bir sürü CEO ile ve CTO ile da yollarını ayırdılar. CBF'in alttaki iki tane isminin bu olaylar yaşanmadan yaklaşık bir 15-20 gün önce tamamen yolları ayırdığı zaten yavaş yavaş çıkıyor. Belli tweetlerin delete edildiği çıkıyor. Twitter'ın şu anda Elon Musk'ın attığı mesajlarla Twitter'da bu FTX çöküşünün en gerçekçi ve en hızlı bilgi donanımının olduğunu altı çiziliyor. Elon Musk'ın işte bu durumdaki davranışları tabii ki de Doge etkiliyor. FTX'in şeylerinden bir tanesi, hackerlarından bir tanesi Ethereum balinası olmuş. Dün Michael Saylor bir tane Twitter Space'e katıldı ve yaklaşık böyle 10-15 bin kişi falan izliyordu. Oralarda baktığımızda Michael Saylor dedi ki hani Bitcoin satmak anlamında veya işte FTX'in arkasında bir adam vardı. Bir adam rejimindense birazcık daha çok fazla insanın olduğu, board of members'ın olduğu ve insanların birbirini dürüst tutmak zorunda kaldığı institutionlar daha önemli dedi. Mesela ben dedi 1 milyar dolarımı FTX borsasına veya 1 milyar dolarımı Alameda Research'e vermeye çalışsam dedi. Benim board of advisor'larım işten çıkar. Benim bütün çalışanlarım işten çıkar dedi. Ve dedi ki bu insanlar ne kadar kalabalık olsa, ne kadar tek adam rejimi olmazsa daha rahatlıkla güvenebilirsiniz dedi. Satoshi Nakamoto'nun 3. partilere yani 3. kişilere güvenmeyin mesajını hatırlattı. Ve eğer ki dedi işte torunlarınıza morunlarınıza bir gelecek bırak istiyorsanız Bitcoin alıp bırakın dedi. Biliyorsunuz ki bu FTX borsasının çökmesinden sonra Ledger'lara, soğuk cüzdanlara inanılmaz bir talep oldu. Ama eninde sonunda bu insanlar buraya dönecekler. Güven tazeleme konusunda çok önemli ve çok zorlu bir yol var karşımızda. Burada insanların daha fazla eğitilmesi değil, birazcık daha güvenli şekilde bir şeylerin yapılacağına dair regülasyon şu anda sanki en son nokta gibi görünüyor. Ama ben piyasanın son derece unutkan olduğunu ve canı istediğinde o kötü olaylara geri döndüğünü düşünüyorum. O nedenle çok fazla da böyle şey yapmıyorum. Çok fazla da endişelenmiyorum. Çünkü her İsmail Hakkı Polat'la bir yerde karşılaştığımızda 4 senede bir kripto sektörü bölüm sonu canavarını geçemiyor ve oradan da aynen geri dönüyor demişti. Bölüm sonu canavarı bu sefer FTX oldu. Ama bir sonraki bölüm sonu canavarının olacağını düşünmüyorum daha fazla. Ben FTX'i birazcık daha böyle hükümete yakın kalmaya çalışan ama gırtlağa kadar borcu olan iş adamlarına, iş şirketlere falan benzettim. Aynı zamanda dediğim gibi altyapısını ve destek ekibinin tamamen çökmüş olması onu zaten yanlışa çekecekti. Her ne kadar bazı yatırımcıları CBF yeni bir oluşum oluştursa ona da destek veririm dese de bence realitede olmayacak. Bu aynı Türkiye'deki gayrimenkul fiyatları gibi. Bakıyorsunuz herkes evini 1 milyon doların üzerinde satıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz 1 milyon dolara ben satıyorum dediğinizde o evi alacak olan neredeyse 6-7 ay sonra çıkıyor. Madem ki acil değil.
Borsa özellikle Rusya'nın biliyorsunuz tahıl koridoru 120 gün daha uzatılmaya karar verdi. Bu da ciddi anlamda etkileyecek ama yani en azından biraz da olsa genel gidişatı rahatlatacaktır. Starbucks çalışanlarından da iş durdurma var. Orada da belli ödemelerde sıkıntılar var. Şahin Fed yetkilisinden güvercin açıklamalar, bunu biraz önce söyledim. Fed üyesi Christopher Waller, ki şöyle söyleyeyim size, birkaç zaman önce, yani birkaç, sadece birkaç gün öncesinde söylediği sözlerde şunu söylemişti. Biz aslında yolun sonuna yakın değiliz, daha da önümüze yol var falan gibi böyle şahin açıklamalar yapmıştı. Bu genelde tutuşmayan şeyler genelde kötü olarak çözümlenip sonuçlanıyor. Ve piyasanın da genel olarak emin olmamasından dolayı da bu da tahvil faizlerine etkiliyor. Dediğimiz gibi euro dolar paritesini 1,05-1,04'ü açtıktan sonra 1,05 seviyelerinden satış yemesi bekleniyor. Altının onsu 1570'in üzerinde kaldığı sürece yükselme eğiliminde. Petrolde düşüş var çünkü emtialar tekrardan güvenli limanlar olarak görülen tahvil faizlerinin falan artmasıyla biraz baskı altına giriyorlar genel olarak hepsi. Burada altından çok genel olarak gümüşün nereye doğru gideceği birazcık daha önemli. Bu arada CBF'in genel olarak konuşmalarında diyorlar ki bu şeyden, bu haberlerde en önemlisi Binance'in çok öne çıkıyor olması ve monopol olması. Sonuçta o bir borsa. Evet, tabii ki de belli satışlar yapabilir ama bana göre şu anda insanlar çok yanlış şeylere odaklanmaya başladılar. Evet, CZ tamam egemenliğini arttırdı ama senin diğer taraftan iyi dediğin adam da senin fonlarını başkalarına borç veriyordu. O nedenle burada hani ne tarafa yatılacağı, bence buranın kazananı kesinlikle CZ ve bir monopol anlamına gelmiyor. Sonuçta zaten Binance kuvvetliydi. Elinde de diğerleri rezervlerini iyi tutsalardı, biraz kendilerine baksalardı. Hatırlarsanız bizim Türkiye'deki regülasyonla ilgili önce birkaç tane şirket girmişti. Sonra sermaye konusu geldi. Bir anda herkes sermayelerini toplamaya çalıştı ama sonrasında ne oldu? Gitti. Çünkü regülasyonsuz bir pazar aslında kriptocuların daha sevdiği. Ve böyle inatla bu iş sanki böyle regüle olursa iyi olacakmış gibi gözüküyor. Halbuki hayır. Balinalar her zaman olacak. Bu borsalarda da var. Borsalardaki bu balina efekti de bir şekilde sizi korumak için. Orada belki %50 zarar etmiyorsun. %10 zarar etmeyin sağlıyor. Tabii ki de regülasyonlardan korunuyorsun ama sonuç olarak bu balinalar canlarının istediğini yapmaya devam ettikleri sürece buradaki bu etkiler devam edecek. Aynı zamanda dün Michael Saylor'ın konuşmalarını POS'la POV arasındaki farklılıktan da bahsetti. Hani POS'un birazcık daha, hani herkes POV kötü diyor, Proof of Work kötü diyor ama Proof of Stake de aslında sadece elinde mal tutanın biraz egemen olduğu bir yere doğru götürüyor. Belli değil. Ve şunu söyledi. Bitcoin'de şimdi CBF'in işte elinde bir meblağ var ve oradan enerji şey yapılıyor. Oradan işte fonlar, bonolar bilmem ne falan satılıyor ya da borç verilebiliyor diye. Bugün dünya genelinde doları, euroyu, yuanı, sterlini falan sonuçta dolaşımdan çekmek merkez bankalarının elinde. Ama Michael Saylor diyor ki sen Bitcoin'in gelecekte hiçbir yere gitmeyeceğini, yani kripto bitti çöktü diyene inanmayınız, şundan söylüyor. Bugün dünya genelinde her ülkenin askeri gücü kadar etkisi vardırı hepimiz biliyoruz dedi. Yani bir dolar aslında askeri, dolar aslında Amerika'nın ordusundan gücünü alıyor dedi. Nükleer füzelerinden, denizaltılarından, orada kullandıkları enerjiden bahsetti. Enerji ve devasalıktan bahsetti. Sonrasında gitti Bitcoin ekosistemini, yani Bitcoin ağının gücünden bahsetti. Bugün 51 kat Amerikan ordusunun genel olarak kullandığı güçlerden, nükleer santrallerden çok daha güçlü bir yaygınlık ağı var ve bir enerji işi var burada. Ve dedi ki ben eğer Amerika'nın ordusunu Bitcoin'i bitirmeye çalışmak için vereceğim enerjiden daha kolay bir şekilde bitirebilirim. O nedenle Bitcoin kriptodan her zaman ayrışıyor. Bitcoin bu işin anası dedi. O nedenle ne oluyor zaten, her şey Bitcoin üzerinden gidiyor. Ama asıl altındaki Michael Saylor'ın ve MicroStrategy'nin baktığı seviye bu. Genesis ve Gemini ve kurumsalların daha girdiği yerlerde birazcık daha para odaklı şeyler olduğu belli. Biraz daha Michael Saylor'ın bakış açısı idealist. O nedenle burada ben şunu düşünüyorum. Ne kadar idealist olabilirsin diye.
O neden yani çok fazla insanın çok fazla iddiası olacağını düşünmüyorum. Ama bekleyenin kazanacağı %100. Burada Bitcoin, Ethereum ve Doge üzerinden belli şeylerin döneceği %100. DYDX, Curve, Uniswap mesela saatlerde çalışmıyor ve öncesinde ne dediler? Uniswap'ta belki neden acaba böyle bir şey denk geldi diye merak ettim. Çünkü önceden Genesis, FTX önce durduruyorlar, ondan sonrasında satışlarını yapamayacaklarını açıklıyorlar. Genesis ve Gemini'da para çekimlerine önümüzdeki 5 gün içerisinde kesinlikle izin veremeyeceğini söyledi. Bizim borsamızda geri çekilme var. Bizim borsamızdaki geri çekilme birazcık daha devam edecek. Orası kesin. Ve şimdi dolarım çok azıcık bugünün sonuna doğru hareketlendiğini göreceğiz ama kısa vadeli tahminlerdense birazcık daha önümüze bakmak mantıklı. Biraz beklemek daha mantıklı. Bu Polonya, Rusya, Ukrayna kısmında hangisinin gerçekten etkili olacağı önemli. G20'nin son bildiriminden merkez bankalarına çok ciddi yükün çıkması önemli. NATO üyeleriyle buluşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılmaması önemli. Orada verilen mesajlar önemli. Ama kripto birazcık daha oyun dışı olacak ve bu oyun dışı olması akıllı paranın euro dolar, sterlin dolar, Londra, İngiltere, oradaki swap piyasaları, bizim borsamız, gelişmekte olan piyasaların borsaları gibi yerlere gitmesi bekleniyor. Dün de biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası yılda iki kere açıkladığı bir veri, bir raporunu açıkladı ve Avrupa'nın önünde olan dalgalanma, kurumsal hisselerde düşüş gibi şeylerin geleceğini gösterdi. Bunların hepsi hem ilaç, hem enerji, hem de sanayi alanında borsaların genel endekslerini destekleyecek veya ciddi anlamda rahatsız edecek. S&P 500'de bu savaş konuşmaları tabii etkili oldu. Dolar endeksinin biraz artması etkili oldu. Ama ben 105'in altına bir anda düşeceğini düşünüyorum ve şöyle söyleyeyim, madem ki dolar endeksi bir şey fiyatlıyor ve 10 yıllık 20 yıllık tahvil faizde bir şey fiyatlıyor, o zaman bizim önümüze bir haber düşecek yakın bir zamanda. Bir veya iki gün içerisinde. Amerika şunu yaptı, işte bu oldu falan diye. Çünkü temel teknik özür dilerim biraz daha temelden haber akışından önce geliyor ama ondan sonra da ikisini birbirine eşliyorlar. Yani biz şimdi bir bomba, bir kandırma, bir başka şirketin sıkıntı yaşaması ya da mesela birilerinin kripto yatırımcısı olduğu ve çöktüğü gibi bir haber olabilir. Birinin borsadan çıkış yaptığı haberi olabilir. Birisi daha FTX ile ilgili şey olabilir. FTX'te param kaldı diye bir açıklama yapabilir. Çünkü bu süreç biraz daha sürecek gibi. Ama aralığın başına kadar bence bir şey yapmadan beklemek daha mantıklı. Çünkü artık yapılabilecek herhangi bir şey yok. Domino böyle küçük başladı ama gerçekten ittire ittire geliyor. Buralarda da dikkatli olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde CoinW üzerinden istediğiniz tokenları araştırmaya ve birazcık en azından kısa vadeli nereye gidebileceklere bakmaya başlayacağız. Çünkü altcoin'ler gerçekten ciddi anlamda sıkışıyorlar. Bugün market exchange, market cap 1 trilyon doların çok daha uzağında ve satış gerçekleşiyor. Bu karambol esnasında Uniswap'ın garip. Uniswap'ın çalışmıyor olması pek ayrı alamet değil. Merkeziyetsiz borsalardan bir tanesi de patlayabilir. Ve bu o zaman şunu gösterecek ki DEX'tense CEX biraz daha mantıklı. Sonuçta CEX'in haricinde alttaki ekipler önemli. Yani CZ tek başına karar vermesin ama altında 20-25 tane onu gerçekten sıkıştıracak biri olsun. Çünkü onlar işten çıkartıldıklarında ne oluyor? Ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki beni çıkart diye. Coinbase de aynı şekilde. Birazcık daha şahsi olmaktan, ben Binance'ın uzun vadede bu CZ'nin çok parlamasından zarar görebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra bir bakacaksınız CZ ortadan kaybolmuş. 1-2 ay falan sonra. Gerçekten de burada biraz daha alt ekiplerin de daha kuvvetli olduğu şeyler yapılmalı diyerek noktalıyım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz coinleri de yazın. Biz oradan da not alalım. Instagram'dan soru cevap açayım, oraya da atın. Biz Muhammed'le beraber onları bir güzel inceleyelim. Siz de girin, gelin, bakın ve beraberce konuşalım diyerek noktalıyım. Görüşmek üzere. Hangi kredi? Hangi kredi? Hangi kredi?